Ekranda gördüğünüz proje, masa tenisi maçları için geliştirdiğimiz bir elektronik scoreboard projesidir. Daha doğrusu projenin birebir çalışan prototipidir. Doğal olarak orijinal üründe göstergeler, maçı seyreden kişilerin de görebileceği kadar büyük olacaktır. Şimdi genel hatlarıyla scoreboard'un görünümünden ve göstergelerden bahsedelim. Scoreboard'umuzda 6 adet dijital gösterge yer alır. Bunların sol ve sağ başta olan birer taneleri set sayılarını göstermek için hazırlanmıştır. Ortada olan 4 tanesi ise setin sayılarını gösterir. Yani 11-10, 8-5 gibi. Ortada yer alan 11 buton ise bu göstergelerdeki rakamları düzenlemeye, yani set ve sayıları girmeye yarar. Tabi sadece bu kadar değil. Topu kimin kazandığından, servisi kimin atacağına, molalardan sarı kartlara kadar daha birçok şeyi de kontrol ederler. Onların üzerinde yer alan 7 adet ışık ise, şu anda temel ekranda görünüp görünmediğine emin değilim ama biraz sonra zoom yapar detaylı olarak gösteririz. Bu tuşlarda servis hangi tarafı kazandığını, şu an servis hangi tarafını attığını, mola haklarını kullanıp kullanmadıklarını söyler. En üstteki iki dijital tabelada ise oyuncu isimleri yer alır. Mesela şu an scoreboard çift maçına göre ayarlandığı için panoda solda 2 ve sağda 2 olmak üzere 4 oyuncu ismi yer almaktadır. Tek maçlarında solda bir isim, sağda bir isim olacaktır. Diğer panoda da, yani sağdaki panoda da birinci panonun aynı bilgiler tekrar etmektedir. Bunu şöyle düşünebiliriz. Soldaki pano hakemin tarafında olan panodur. Hakem önündeki bu panoya bakarak butonlara basar. Sağdaki pano ise seyircilerin göreceği scoreboard'un önündeki panodur. Şimdi bu scoreboard'da yer alan göstergeleri, butonları ve panelleri biraz anlatalım. Her masa tenisi maçı bilindiği gibi saha top seçimi için yapılan para atışı ile başlar. Diyelim ki bu çift maçında saha seçimini Turhan Mahmut çifti kazanmış olsun. Ve bunlar hakeme göre sol tarafta oynamayı seçmiş olsunlar. Diğer tarafta servis atmayı seçsin. Bu durumda Turhan Mahmut çiftinin solda olması gerekir. Ama ekranımızda isimleri sağ tarafta olduğu için önce sağ seçim yaparak bunların isimlerini yer değiştirmemiz gerekir. Yani Turhan Mahmut'u sola, İsmail Elif'i sağa almamız gerekir. Bunun için alttaki tuşlardan biri yardımı ile isimleri sağlı sollu birbirleriyle yer değiştirmek mümkündür. Aynı tuş yardımı ile o çiftin oyuncularını da altlı üstlü birbirleri arasında yer değiştirebiliriz. Sollu sağlı yer değiştirmenin amacı hangi çiftin hangi sahayı seçtiğini göstermek içindir. Şimdi Turhan Mahmut çiftini sola, İsmail Elif çiftini sağa alalım. Servisi de Mahmut'a attıralım. Ekranda kimin servis atacağını, kimin karşılayacağını görüyorum. Şuradaki mavi tuşta sol tarafta yandığı için servisin solda olduğunu gösteriyor. İstersen servisi sağda da başlatabilirim. Yani para atışını bu kişi kazanıp servisi almıştır. Şimdilik solda kalsın. Şimdi şu dört göstergeden sayıları yavaş yavaş giriyoruz. Örneğin sol taraf bir sayı aldığı zaman şu tuşa basıyoruz. Bir sayı daha aldı, buraya basıyoruz. Sağ taraf bir sayı aldı, buraya basıyoruz. 2-1 oldu, 3-1 oldu, 4-1 oldu. Bakın dikkat ederseniz her iki sayıda bir servis atan değişeceği için şurada yanan mavi ışık yer değiştirmekte. İlk iki sayıda sol taraf servisi atarken iki sayı sonra sağ. Diyelim maç 7-3'teyken Elif İsmail çifti mola almak istedi. Burada molalarımızı düzenleyen iki tane tuşumuz, kırmızıda iki göstergemiz var. Sağdaki tuşa bastığım anda sağ taraftaki oyuncular kırmızısı yanar, mola almıştır. Ekranda da kalan mola sırasını göstermeye başlar. Her arada da setin durumunu gösterir. 6-3 öndeyiz gibisinden. Hakem aynı tuş yardımıyla mola süresini arttırıp azaltabilir. Bak şimdi 43 saniye kalmışken 30'a düşürdüm. 15'e düşürdüm. Süre bittiği zaman ekrana tekrar isimler geri gelir. Aynı şekilde diğer oyuncular mola aldığı zaman da bakın aynı şey ama oklar sadece sağı gösteriyor bu sefer.
Dikkat ederseniz şu anda iki kırmızı ışıkta yanıyor. İki tarafta mola haklarını kullanıp bitirdikleri için. Şimdi 7-3 olan sete devam edelim. Diyelim 8-3 olsun. 8-4 olsun. 9-4, 10-4 ve 11-4 set bitsin. Bakın setin biteceği noktaya gelindiği anda sistem olayı algılamakta ve set arası molaya geçmektedir. Gördüğünüz gibi şu anda set arası verildi. Ve 11-6 set bitti. Şimdi ikinci sete geçmek istiyoruz. Şuradaki tuşa bastığımız anda set arası sona erip ikinci set başlayacak. Bakın set arası sona erdi. Sayılar sıfırlandı. Sol taraf 1-0 öne geçti. Bu kontroller yardımı ile setler oynanıp maç bittikten sonra sistem sonuçları otomatik olarak bir tuş yardımı ile bir web sitesine gönderebiliyor. Aynı şekilde şurada gördüğünüz isimler de bir veri tabanından internetten Wi-Fi yöntemini okunabiliyor. Bu sayede bilgilerin bir veri tabanına otomatik kaydedilmesi mümkün olabilir. Sonuçların internetten canlı olarak takip edilmesi sağlanabilir. Ya da bir canlı yayın yapıyorsak alta küçük bir scoreboard'u online koymamızı sağlayabilir.